Çekya başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün bugün gerçekleştirilmesi öngörülen davası yarına tehir edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çukur Ambar'daki vergi dairesine yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün de bulunduğu 32 örgüt yöneticisi hakkında yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirme sonucunda talebi kabul etti. Hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkartılan şüpheliler Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Mehmet Sait Sürer, Sabri İlgün, Filiz Duman, Laika Gültekin, Hülya Oran, Süleyman Ahin, Gülizar Tural, İzzettin İnan, Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Engin Karaaslan, Nuriye Kespir, Murat Karasu, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Salman Kurtalan, Güleser Törün, Mahmut Dora, İsmail Özden, Mehmet Tören, Ayfer Kordu, Menafi Bayazit, Gülşan Eksen, Elif Yıldırım, Sultan Kocabey, Salih Müslüm Muhammed ve Fehman Hüseyin. Yurt dışında olan suçluların ancak Interpol vasıtasıyla yakalanabilecekleri anlatılan kararda, uzun süredir yurt dışında olan şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair tutuklamayı gerektirecek deliller bulunduğu belirtildi. Öte yandan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce de yine 21 Şubat'ta aynı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da öğrenildi. Bırak'ta gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında çıkarılan yakalama kararında Müslüm'e Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik bombalı terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu isnat edildi. PYD'nin başı, evet, yakalandı, yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder.